Beyler belgesel dizisinin üçüncüsü olan Uluğu Beyler Süheyl Ünver belgeselinin galası İstanbul Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Galaya ilgi yoğun oldu. Belgesel projesi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ergün Yolcu ve Süheyl Ünver'in kızı Gülbin Mesara danışmanlığında doktor öğretim üyesi Mesut Aytekin yönetmenliğinde yürütüldü. Açılışta konuşan doktor öğretim üyesi Mesut Aytekin, Ünver'in derin bir derya olduğunu belirterek belgeselin detaylı bir çalışmayla ortaya çıktığını vurguladı ve ekibine teşekkür etti. Hezer Fan Süheyl Ünver'in belgeselimize özünü vermeye çalıştık. 20 kişilik bir ekiple yaklaşık bir yıl boyunca 3 ilde çekimler yaptık. 20 saati aşkın sürede. Özel animasyonlar ve müzikler hazırladık. İnşallah beğenirsiniz. Açılış konuşmalarının ardından Kültür Ocağı Vakfı Başkanı Avukat Doktor Ali Yürey tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Fahri Temiz Yürek ve Yönetmen Doktor Öğretim Üyesi Mesut Aytekin'e teşekkür plaketi takdim edildi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ergün Yolcu adına teşekkür plaketi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ümit Sarı'ya Profesör Doktor Gülten Dinç tarafından verildi. Süheyl Ünver'in kızı Gülbin Mesara'nın teşekkür plaketi ise Semih İrteş'e, doçent doktor Ümran Ay tarafından takdim edildi. Belgeselde Süheyl Ünver'i ailesi ve öğrencileri anlattı. Gülten Dinç de o isimler arasındaydı. Tıp tarihi ve etik anabilim dalına girdiğimde tanıdım. 2 yıl boyunca ancak yanında olabilme fırsatı buldum. Süheyl Ünver hocamız Türk tıp tarihinin ülkemizdeki kurucusudur. Ve bu bağlamda ben de belgeselde olabildiğince tıp tarihine katkılarını anlatmaya çalıştım hocamızın. Profesör Doktor Ayten Altıntaş, Süheyl Ünver'in kişiliğinin insanlık için önemini dile getirdi. Bir kere tıp tarihi olarak çok önemli. Çünkü tıp tarihi tıp fakültelerinde çok önemli değilken Süheyl Ünver'le önemli hale geldi. O bu tıp tarihinin önemini ortaya çıkardı ve Süheyl Ünver bize sadece tıp tarihi değil, işin sanatını, kültürünü, tarihini anlattı ve bunların önemli olduğunu, bizim kültürümüzün, bizim tarihimizin, bizim ülkemizin önemini hep anlatırdı, her zaman söylerdi. Kültür Ocağı Vakfı Başkanı Ali Ürey, Süheyl Ünver belgeselinin önemli bir miras olduğunu belirtti. Geçmişine sahip çıkmayanın geleceğinin olmayacağı kanaatindeyiz. Hem geçmişimize sahip çıkmak adına hem Türk kültür ve sanatını geleceğe taşımak adına Süheyl Ünver sembol isimlerden biri, onu günümüz gençliğine tanıtmak ve tarihe not düşmek istedik. Kültür Ocağı Vakfı Müdürü İbrahim Biz, bu anlamlı projenin paydaşı olmaktan memnun olduklarını ifade etti. 20 saate yakın kayıt alındı. Bunların yaklaşık 30 civarında bir ekiple montajı hazırlandı, çekimleri hazırlandı. En netice itibariyle bugün sunum haline geldi. Umarım izleyiciler de böyle keyifli vakitler geçirirler. Süheyl Ünver'i anlarlar. İWeb TV kameralarına konuşan belgesel ekibi süreç hakkında bilgi verdi. Belgeselin görüntü yönetmenliğini üstlenen doktor öğretim üyesi Onur Akyol, yapım sürecinde iletişim fakültesi olarak her aşamada yoğun bir çalışma sergilendiğini belirtti. Bu proje Mesut Aytekin yazıyor ama biz sanki Onur Akyol'un, işte Ümit Sarı'nın, Yusuf Tekke'nin projesiymiş gibi özveriyle birlikte yoğun bir şekilde çalıştık. Yaklaşık 20 saatin üzerinde görüntü elde ettik. 20 saatin üzerinde görüntüden 1 saatlik bir belgesel çıkardık. Belgeselde yönetmen yardımcısı olarak görev alan doktor öğretim üyesi Ümit Sarı çekim sürecini anlattı. Gerek akademisyen gerek öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz bir uygulama çalışması da oldu aslında aynı zamanda. Çünkü biz biliyorsunuz bir takım dersler kapsamında anlatıyoruz sizlere. Nasıl yapılması gerektiği ile ilgili teorik bilgileri veriyoruz. Bunları sahada birebir öğrencilerimizle uygulamak ayrı bir keyif verdi. Doktor öğretim üyesi Mesut Aytekin, belgeselle Süheyl Ünver'in hayatı ve çalışmalarını gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini vurguladı. Birçok özelliği içinde barındıran bir insan, kültürümüzün çok büyük hizmetleri olmuş, böyle bir büyük şahsiyeti tanıtmak istedik açıkçası.
Tabii belli bir kesim biliyordu Süheyli Hoca'yı ama gençler için bir rol model olduğunu düşündük. O bağlamda Ulubeyler dizisi içinde bulunmaz bir fırsattı bizim için. Daha önce onunla da Gülbin Hoca kızı vasıtasıyla röportajlar gerçekleştirmiştik. Süheyli Hoca'nın çalışma azmi, Türk kültür ve ilim hayatına yaptığı katkı bizi etkilemişti. Onun için biz de bu güzel insanı tanıtmak istedik. Bu bağlamda böyle bir projeye giriştik. Ulubeyler Süheyli Ünver belgeseli ulusal ve uluslararası yarışma ve gösterimlerde izleyicilerle buluşacak.